Bugün tabi Rize ütülendiğinde büyük ama arsa bulmak, arazi bulmak, oraya nitelikli binalar yerleştirmek çok kolay bir şehir değil. Dolgu'da böyle bir imkana erişebilme şansımız oldu. Ben sunumu arkadaşlar ilerletince hangi detayın nerede hakim olduğunu da göstermek istiyorum. Özellikle ekrana göstermenizi daha çok tercih ederim. Bizim Rize'nin veli nimeti çay yaprağından aslında biraz da esinlenerek oluşturuldu. Gördüğünüz gibi oturma alanlarının hepsi hastanenin oturduğu yer bir çay yaprağı şeklinde. Otoparklarınız bile çay yaprağı şeklinde. Orada 4 tane çay yaprağı var. İşte birisi morfoloji binası, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim alabileceği, eğitim dersliklerinin olduğu bir yer. Konferans salonu var, işte kreşi, kafeterya alanları yani ticari alanında olduğu, çünkü oralarda eczanesi, osusu, yani başka insanların diğer ihtiyaçlarını görebileceği yerler olacak. Ve yeteri bu dolgunun verdiği imkan çerçevesinde de kısmi bir kapalı otoparkla beraber açık otoparkın daha çok olduğu bir alan. Biz hani hastane bitene kadar ağaçlarımız yetişsin diye uygun bir yerde tarıma ormana zannediyorum söylemiştik. Onlar belirlediğimiz buraya özgü tematik ağaçlarımızı bile dikmiş durumdayız aslında. Onlar büyüyorlar. İnşaat daha hızlı oluyor tabii bir ağacın büyüme hızına göre. Sonuçta çıktığında böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Çayeli tarafındaki birleşme yeri acil servisin olduğu yer. Şu an poliklinik alanlarının ön tarafını görüyorsunuz. İlerleyebilir miyiz? Bu da denizden görülen cephe alanı. Tabii Rize yağmuru sebebiyle de güneşin az olduğu bir coğrafya. Onun için camı daha çok tercih ettik. Çünkü güneşin hastalar için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Devam edelim. Ve bahçesinde de Rize'nin değişik yörelerinden çay bahçeleri olacak. Aynı zamanda yani peyzajda da ciddi bir çay hakimiyeti var. İnsanlar, buraya çalışan insanlar geldiğinde buranın bir hastane ama çevresinde Rize'nin temasının bütün her tarafını yansıttığını görecekler. Devam edelim. Toplam 800 yatağımız olacak. 150 tane, 150'den fazla yoğun bakım yatağımız olacak. Çok ciddi bir kapasite ortaya çıkıyor. Yani vekilim biraz daha hani temkinli yaklaştı. İşte 50 yıl dedi ama sanki 70-80 yıl, 100 yıl İnşallah. bu bölgenin sağlık ihtiyacını ciddi düzeyde görecek. 206 tane poliklinik odası var. Yani aynı anda 200 poliklinikte hekimlerimiz hasta bakabilecekler. 28 ameliyathane salonu var. Kapasite açısından baktığınızda uluslararası bütün kriterler de değerlendirilmiş durumda. Yani fonksiyonel mimari, işte içinde çalışan insanların yorulmasını önleyen, işte 8 saat içinde yürüme mesafesi varıncaya kadar her şeyin hesaplandığı oldukça kaliteli, teknik detayları çok daha uzun çalışılmış bir hastaneden bahsediyoruz. İnşallah yapıldığı zaman da örnek projelerden birisi olarak karşımıza çıkacak. Şu an çok az bir süreç kaldı. Hem dolgunun teknik detaylarından hem de izolatörün teknik çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler oldu. Zannediyorum hepsi aynı zamanda devreye girmiş olur. Önümüzde çok az bir sürenin kaldığını düşünüyorum. Yani bu çok az bir süre derken de herhalde 2 ay, 3 ayı geçmeyecek süreler. Ama şehir hastanesi şu anda Güney Su ile beraber en hazır durumda. Çok hızlı bir şekilde kısa sürede ihale sürecini başlatmış olabiliriz. Güney Su'da zaten birkaç kere tekrarlandı. Yeni bir dağ var. O şu anda hepsinin önünde. Çünkü bu proje çok büyüktü. Hem tasarımı hem geliştirmesi hem de deniz dolgusu sebebiyle gereken teknik detaylar bize biraz zaman kaybettirdi. Ama sonuçta oldukça iyi bir hastane.